Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 231 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah Teala aytibdi ki, ve sizler ayollarni taloq qilganlaringizda ve ayollar ajallariga yetganda, yerda yetishlik ya'ni yaqin qolganda degan ma'noda kelyapti. Ajaldan maqsad zamondan maqsad iddadir. Iddasining bitadigan muddatiga yaqinlashganda ularni ma'ruf bilan tutib qolinglar yoki ma'ruf bilan qo'yib yuboringlar. Haddlaringizdan oshishlik uchun zarar berishlik maqsadida ularni tutib qolmanglar. Va kimdan-kim bunday qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham o'ziga zulm qildi. Allohning oyatlarini masxara qilmanglar. Allohning oyatlarini haqorat qilmanglar. Alloh taolo sizlarga bergan ne'matini va sizlarga kitobdan va hikmatdan nozil qilgan narsasini eslanglar. Alloh sizlarga o'zi nozil qilgan narsasi bilan va'z qiladi, qo'rqitadi, ogohlantiradi va Allohdan qo'rqinglar va bilib qo'yinglarki, albatta Alloh taolo har bir narsani biluvchidir. Suyuti aytayaptilar. Va iza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna. Ayollarni taloq qilganlaringizda va ular ham o'zlarining muddatlariga yetishganda qorabna, qarin, qorabna yaqinlashganda deb tafsir qilyapti. Inqidoa iddatihinna, iddalarining bitishiga. Famsikuhunna, ularni tutib qolinglar, ushlab qolinglar nikohlaringizda. Bi anturajihunna, ularni qaytib olishlaringiz bilan. Bi ma'rufin, yaxshilik bilan. Min g'ayri dararin, zarar bermasdan. Aw sarrihuhunna bi ma'rufin, yoki ma'ruf bilan, ya'ni yaxshilik bilan ularni qo'yib yuboringlar. Utrukuhunna, tark qilinglar, qo'yib yuboringlar. Hatta tanqadiya iddatuhunna, iddalari bitguniga qadar. Va la tumsikuhunna birraj'ati, ularni ushlab qolmanglar, tutib qolmanglar. Ya'ni nikohga qaytib olishda diroran zarar berishlik uchun. Maf'ulun li ajlihi, ya'ni maf'ulahu bo'lyapti, ya'ni li dirorin, zarar berishlik uchun. Zarar berishlikni g'oya qilib, maqsad qilib, ularni nikohlarda ushlab qolmanglar. Lita'tadu alayhinna bil ilja'i ila al-iftida'i va at-tafliqi. Ya'ni haddlaridan oshishlari uchun deyapti. Ya'ni alayhinna ayollariga zulm qilish maqsadida. Ularni majbur qilib iftidoga, ya'ni mahrni qaytarib berishlikka majbur qilib yoki taloq qilishlikka talog'ini talab qilishlikka majbur qilgan holatda bunday qilmanglar. Va tatvilil habsi, va shu ayolni uyida qamab, bu qamog'ini uzun qilishlik uchun. Meni nikohimda qolsin-da boshqasiga tegalmasin. Mana shunday qamalib yotsin degan maqsadda bu ishlarni qilmanglar. Va man yaf'al zalik, va kimda-kim buni qiladigan bo'lsa, faqat zolama nafsahu, haqiqatan ham o'ziga zulm qildi. Bita'ridiha ila azabillahi, ya'ni o'zini nafsini Allohning azobiga ro'baro qilishligi bilan. Va la tattaxizu ayatillahi huzuwa,
Allohning oyatlarini masxara qilmanglar. Allohning oyatlarini haqorat qilmanglar. Mahzuvan biha. Ya'ni haqorat qilinadigan narsa qilib olmanglar. Bi muxolafatiha Allohning oyatlariga muxolifat qilishlaringiz bilan. Vazkuru ni'matallohi alaykum bil islami. Alloh taolo islom bilan sizlarga bergan ne'matlarni eslanglar. Va manzala alaykum minal kitobi. Al-Qur'oni wal hikmati. Ma fihi minal ahkam. Ve Allah Teala çürgen nesane isleyler. Çürgen nesane kitaptan ibarattır, Kur'an'dan ve hikmetten ibarattır. Yani hikmetli içindeki ahkamlar. Yani Kur'an'da içindeki ahkamlar değilik. Ya'izukum bihi, Allah Teala sizlerine vaz kıladı, agahlantiradı. Bihi, mana şu çürgen nesane bilen. Bi en teşkuruha bil amali bihi. Sizler şu nimetlere şükür kılıyorlar, amel kılışlığı bilen. Allah çürüyen nesliğe amel kılıp, nimetlere şükür kılıyorlar. Vattakullaha Allah'tan korkuyorlar, ve alemu enne Allah'a bi külli şeyin alim. Allah Teala her bir nesliğinin bülüçü kendiliğini bilip koyuyorlar. Ve la yekfe aleyhi şeyun, buran nesliğe Allah Teala'ya mahfibu miydi? Hemen nesliğe Allah'a malumdur. Yani bu ayetler hem, yukarıdaki ayetlerinin devamı, yani talak meselesi, oila masalalar va er-xotinga tegishli bo'lgan masalalar. Sababi nuzuli to'g'risida yuqoridagi o'tgan ba'zi rivoyatlar keladi. Ya'ni islomdan oldin insonlar shunday edi. Ayollarga zulm qilishlik uchun taloq qilar edi, iddasi bitib turganda yana nikohiga olar edi. Zulm qilish maqsadida. Islomning avvalida ham ba'zi sahobalar buni bilmasdan shunday qilishdi. Allah Teala bu ayetleri nazil kılıp, bunları da rahat kılıyordu. Yani, ve izâ tallaqtumun nisa'a. Ayarlarını talaqqı yiyenlerizde. Allah Teala hitap kılıyordu bana. Ayarlarını talaqqı yiyenlerizde. Febelâğın acelâhunne. Ular hem uzlarının müddetige yetkende. Yani iddesinin bitedigen yeri zamanige yakınlaşkende. Bana talaq kılıçlık mübahaken. Şunun için Allah Teala ayarlarını talaqqı yiyenlerizde diyordu. Er hatın da ortasında gelişme ötürüyle buluşu mümkün. Yukarıda etkenimizdik. Bu abdi nasıl? Lekin zulüm bulmasın. Zulüm kılınmasın. Hiç kimi şimdi zulüm kılmasın. Bana şu müddeti yakınlaşken de فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Ayarlarını ma'ruf bile müşrep kalıyorlar. اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Ya ki ma'ruf bile koyuvarıyorlar diye. Bu meseleler yukarıda öttü. Burada ki şahlamayımız, tafsir kımayımız. Lekin bazı nükteler var. Yukarıda biz aytdik ki, iddiası bitkünüge kadar kayıtvasa buladı. İddiası bitkenden keyin ayalda iznisiz, ruhsatsız ve yangi nikahsız kayıtlanmaydı diyorduk. Şunu dalili bana şu, فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ diyordu. Müddetige yakınlaşken bu sene diyordu. Demek ki iddiasının bitişliği bile şerih hükümler özgür yaptı ki, Allah Teala onu acel diyordu. Düşünüz mü? Meseleler bağlı böyle yaptı. Yukarıda biz dalilini aytmadık. Mana kelyap turdi. Balki o'tgan darslarda aqllarga savol kelgan edi. Bu iddani bitishligi bilan taloq masallarining o'zgarishligi, nikoh masallarining o'zgarishligi qaytdan kelyapti degan savol kelgandir. Mana buning javobi. Fa balagna ajalahunna. Ayollar ajaliga yaqinlashganda, ya'ni iddasining tugaydigan zamoni yaqinlashganda ularni ma'ruf bilan ushlab qolinglar deyapti. O'tgan oyatlarda فَاِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفِينَ دِگَنَدِ Yaşlik bilen üçle kalışlik digenedi. Bu yolda emir kılı yaptı Allah Teala. Kalın, büyür yaptı. Ya yaşlik mi üçle kalıladı yaptı. Yukarıda şahredik bunu. Yani Kur'an hadiski amel kıygen halette, birbirine hürmet kıygen halette, muhabbet kıygen halette yaşasın. Zulüm kümesin birbirine. Ya ki, ma'ruf bilen, güzellik bilen koyu varsın. Acresin. Birbirinden helallik soruyken halette, birbirini keçirgen halette ve bundan keyin bir-birimizga hiç aziyat bo'ladigan, zulm bo'ladigan, gunoh bo'ladigan muomalada bo'lmaymizdir. Bir-birini rozi qilgan holatda ajrasin, qo'yib olsin, deyapti. Qo'yib olinglar, deyapti. Amr qilyapti Alloh taolo. Buyruq bo'ldimi, demakki bu masala yana ham muhim bo'lyapti. O'zi yuqorida Alloh taolo aytdi, tilka hududulloh. Bular Allohning hadlari degan edi. Endi buyuryapti, yana ham muhim bo'ldi. Hozir bu masalalarni qarang, biz ko'p sharhlamayapmiz. O'tdi deyapsiz. Hozir sizlarga ko'p sharhlaydigan bo'lsam, malollanasizlar.
Hozir shunchalik aytganligim sizlarga o'zi boshqacha ta'sir qilyapti. Nimaga? Ma'lum bo'lgan masallarning takrori. Endi mana o'zingiz o'ylang. Bu masallar yuqorida oyatlardan tushungan masallarimiz edi. Bildik buni. Alloh taolo ham biladiki biz bildik, tushundik. Lekin Alloh taolo yana takrorlayapti nimaga? Qarang, yana takrorlayapti deganligining hikmati bor. Unutmanglar deyapti Alloh taolo. Beparvolik qilmanglar. Bular muhim masalalar. Er-xotin yashasa, yaxshi yashasin. Ma'ruf bilan. Famsikuhu nabi ma'rufin ya ma'ruf bilan tutib qo'ygin, ushlab qolinglar deyapti. Yoki agar yaxshi yashay olmasa, islomga muvofiq yashay olmasa, aw sarrihuhunna bi ma'rufin yoki ma'ruf bilan qo'yib yuboringlar deyapti. Tushunyapsizmi? Shu masala. Bu masala, bu ilm hozirgi zamonda islom olamida tark qilingan narsa bu. Shuning uchun ha deb kofirlar musulmonlarga, xususan ularni oilaviy hayotiga e'tiroz qilishyapti, aralashyapti. Shuning uchun musulmon xotinlar hukumatlarga borib shikoyat qilyapti, kufr hukumatlarga va kufr jamiyatlariga, kufr tashkilotlariga borib o'zini musulmon eridan shikoyat qilyapti. Nimaga? Islomiy hayoti yo'q. Lekin Alloh taolo takror ta'kidlayaptiki, bi ma'ruf, hammasi ma'ruf bilan, go'zallik bilan bo'lsin deyapti. Qur'on hadisiga muvofiq bo'lsin deyapti. Oila mana shunday bo'lishi kerak. Demak, uylanishdan oldin ikki taraf bir-birini ko'rsinki, qani Alloh va Rasuliga itoat qiladimi, qilmaydimi? Itoat qilsa, uylanishsin, nikoh bo'lsin va hayotini oxirigacha Qur'on hadisiga ko'ra yashasin. Bo'lmasam kerak emas, joiz emas. Zulmdir, haromdir, haromdir. Va yana takror aytamanki, Alloh taolo oilalarning buzilishligini xolamayapti, birlashligini xolayapti. Shuning uchun taloq qildilaringiz, iddasi bitishiga oz qoldi, famsikuhunna. Qarang, ushlab qolinglar deyapti Alloh taolo. Ushlab qolishlikka buyuryapti. Oilani buzib yormanglar deyapti. Bo'lmasa qaradilarsizki, qilolmayapsizlar, qo'rqdilaringiz, Allohning hadlarini qoyim qilolmaysizlar, sarrihuhunna, qo'yib yuboringlar. Masala tushunarli bo'ldi. Yana takrorlayapti. Vala tumsikuhunna ziroron. Ayollarga zarar berishlik uchun ushlab qolmanglar deyapti. Qarang, takror aytayapti Alloh taolo. Endi shunchalik takror aytgandan keyin tark qilgan odam holati yomon bo'ladi. Lita'tadu haddlarizni oshlari uchun. Ya'ni haddlarizdan oshlik uchun ularga zarar berish maqsadida ularni nikohlaringizni ushlab qolmanglar. Oyat sarihmi? Demakki, er-xotin yashamoqchi bo'lganda faqatgina yaxshi niyatda yashasin. Er-xotinga zulm qilaman deb, xotin eriga zulm qilaman deb yashasa joiz emas. Joiz emas. Lita'tadu haddan oshlik yuqorida zikr qilindi. Zarar berishlik zikr qilindi bular. Har qanday zarar, diniy dunyoviy zararlar. Hammasidan qo'rqing. Va man yaf'al zalik. Kimda kim buni qiladigan bo'lsa, faqod zolama nafsahu, haqiqatan ham o'ziga zulm qildi. Yuqorida faulayka humu zolimun deydi Alloh taolo. Ular zolimlar deydi, mana bu yerda aytayaptiki, u zulm qildi o'ziga deyapti. U zolim bo'lgani aniq. Ba'zi oyatlarda fa'lanatullohi ala zolimin. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin deydi. Bular mal'un bo'ladi. Bunday erkaklar, bunday xotinlar mal'un bo'ladi. Yashashyapti bir-biriga zulm qilishlik uchun. Bir-biriga aziyat berishlik uchun. Bir-birini haqqini poymol qilishlik uchun yashashyapti. Bular mal'un bo'ladi. Ko'pincha bu narsa albatta erkaklardan sodir bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo erkaklarga xitob qilyapti. Takror aytgandan keyin Alloh taolo qarang, juda qattiq muomala qildi. Zulm qildi bular. Zolimlar, fosiqlar, munofiqlar bular. Vala tattakhizu ayatillahi huzuwa. Bu oyat yana ham qattiq bo'ldi. Ey sizlar Allohning oyatlarini masxara qilmanglar. Shunchalik ta'kidlagandan keyin amal qilmayapsizlar. Shunchalik takrorlab aytgandan keyin ham, shunchalik buyruqlar, nahiylar kelgandan keyin, buyruq farzni ifoda qilyapti, nahiy haromni ifoda qilyapti. Shundan keyin ham sizlar ayollaringizga zulm qilyapsizlar. Zarar beryapsizlar. Mensimayapsizlar, haqorat qilyapsizlar. Va ayollar ham evlariga itoat qilmayapti. G'iybat qilib yuribdi, yomonlab yuribdi. Shuncha gapdan keyin ham sizlar Allohning oyatlariga amal qilmaysizlarmi? Shunchalik buyruq va nahiydan keyin va zolim bo'ladi ular, haddidan oshgan bo'ladi degan tahdidlardan keyin ham sizlar bu oyatlarga amal qilmasalaringiz, demakki Allohning oyatlarini masxara qilyapsizlar. Mensimayapsizlar, haqorat qilyapsizlar. Bu oyatda ikkita tafsiri bor. Biri oilaviy masalalar, taloq, nikoh,
er xotinin haqları meselesine tegishli. Çünkü şunun ortasında kelyapti. Şu meselelerde sizler amal qilmasalaringiz Allah'ın ayetlerini masxara qilgan bo'lasizlar. Ve Allah'ın ayetini masxara qilgan nima bo'ladi? Kafir bo'ladi. Munofiqlar aytganidir. Qalu inna ma'akum. Biz sizlardan birgamiz deganini kafirlarga. İnnama nahnu mustahzi'un. Biz masxara qiluvchilarimiz xolos. Qani istehza huzuvadan chiqadi. Ularni pastga uruvchimiz xolos deyishardi. Sizlar bunday qilmanglar deyapti Alloh taolo. Allah'ın ayetlerini, ayetlerden bittesini kim mesele etse kafir buladı. Küfürge karab keti yapsalar deyipti Allah-u Teala. Küfür cerdin labiye barıp kaldılar biz. Bu bitti tafsiri. İkincisi, umumi. Allah'ın hükümlerine amel kımagen insanlar, Allah'ın hükümlerini mesele kıyam buladı. Zina kımagen dedi mi, kimi ki zina kısa Allah'ın ayetlerini mesele kılıyordu. Oğurluk kımagen dedi mi, oğurluk kısa Allah'ın ayetlerini mesele kılıyordu. Hicabsız yürmeyin de yaptı mı? Hicabsız yürüse mesele kıyam buladı. Namaz okuyun de yaptı, okumayan mesele kıyam buladı. Ruzu tütgün de yaptı, tütmeyen Allah'ın ayetlerini, hükümlerini mesele kıyam buladı. Kendi kılı mesele kıyam buladı, kendi kılı mensimeyen buladı. Siz, bana sizin oğluyuz var, 10 yaşta. Ya ki siz 30 yaşlardasınız, sizin bir 200 var, 12 yaşlarda. Çünkü büyü düzgün menge su apkirgin, su içemem dediyiz. Ben olan mesela eşitti yapıyız. Sizge karadı, yaşlar eşitti, düşündü. Ve işte su alıp gelişlikçe hiç kendi manelik yok, üzülü yok. Ama indemezsen uzun işimden meşgul. Ne mi buladı bu? Sizge hürmetsizlik. Sizi mesele kıyan, minsine giyen, paski örgen buladı. Siz onge katılacağız o biraz. Şimdi Allah'ın büyüdükleri ki kendine farzlar. Karin. Farzlar ki sayı, haram meseleler bayan kılın sayı. Siz indemezsen o özgürlüğe devam etirsiniz, hala genizde yaşayacak mısınız? Demek ki siz Allah'ını, Allah'ın ayetlerini şeriatı minsime yapsınız. Bir tingame yapsınız. Bunun akıbeti şu, bunun hükmü şu. Fasıklar etmesin ki, yok bu şeriatçe hürmetimiz var demesin. Yok. Bunlar da şeriatçe hürmeti yok. Fasıklar, münafıklar, Kur'an-ı Hadis'e amel kılmayanlar, Allah'ın hükümlerini, şeriatını mesele kılıp yaşayacaktı. Bilip yok ki bilmezden. Ve bu küfürdür. Hususen bu ayet, ailenin meselesindeki yenliği, ailenin meselesinde dikkatli buluştuğumuzu kürsede yaptı. Min yafsuslar bulsun, min yafsuslar bulsun ki, bünçelik, açık ve tekrar bayan kılıngan hükümler, hiç kanakası yamal kılınmayaptı. Yok, amel yok. Nihayette kem insanlar. Albatta amal qilib turganlar bor, juda oz ular. Bunday atroflaringizga qarab biz so'rab surishtiringlar, juda kam topiladi bunday oilalar. Vazkuru ni'matallohi alaykum. Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matlarini eslanglar. Ne'matun kalimasi mufrad kelyapti, lekin usul kitoblarda o'qidilaringiz bu ne'matlar ma'nosida keladi. Chunki Allohning ne'mati bitta emas-ku, ko'p-ku. Allohning ne'matlarini eslanglar. Shuning uchun nimetler bugünden ki, bütün nimetler de eslenin. Allah'ın nimetleri bizi yaratkenliği, bizi İslam'ı nasip kıyanlığı, imanı nasip kıyanlığı, şeriatı nasip kıyanlığı ve başka dünyavi nimetler, rızk birgenliği, çünkü mülk birgenliği, sıhhat birgenliği, ahl musibetlerden, balalardan saklayanlığı, bunların hepsi nimettir. Şimdi Allah Teala Allah'ın nimetini esleyler diyordu. Ne demek? Demek ki unut yapız eken. Unut yapız ki esneyler de yaptı. Ailevi meselelerde kaysıdır erkek hatını İslami muamele kıvese Allah'ın nimetlerini unuttu ve Allah'a nankörlük kıttı. Hain bu. Yukarıda emettik ki ayol kişi Allah'ın amanatıydı. Ve kaysıdır ayol erige şeriatke münasip muamele kıvese bu ayol Allah'ın nimetlerini unuttu ve nankörlük kıttı. Uni ham dalillari o'tdi yuqorida. Shuning uchun eriga itoatsizlik qilgan, eriga muxolifat qilgan, erini xafa qilgan ayolga farishtalar la'natlaydi. La'nat etadi degan hadislar yuqorida aytilindi. Bu masalalarda mana amal qilmagan odamlar Allohning ne'matini unutganligi uchun Allohning ne'matlarini eslanglar deyapti. Unutdilar esilar. Alloh sizlarni yaratdi, islom nasib qildi, shariat nasib qildi. Nimaga sizlar shariatni masxara qilib o'ynayapsizlar? O'yinchoq qilib o'ynayapsizlar.
şu ayetinin nazil buluş doğrusu da bazı rivayetler var. İslam'dan aldığın insanlar etedir ki hatunuge mesela talak kıldım derdi ki hazırlaştım derdi. Ya ki o sen bir adam etedir ki bir adamge mesela kızını verdim derdi. Uyum aldım dedi. Şahitlerim var. Ertesi günü hazırlaştım derdi. Şunu masalabazlık kılışardı. Hazırım kafirler şundayık. İslam kelgandan keyin ham İslam tadrijan derecema derece terbiye kılıyordu insanlardı. İslam'da başı da bazı sahabeler bilmeyenlik için bana şu adetlerini devam ettirişti. Şu ayetler nazil buldu da Allah'ın ayetlerini mesele kimiler? Bu talak meselesi, nikah meselesi, şer'i meseleler. Mesele kimiler dedi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam hem bu şey hadislerde ettiler ki selasun cidduhunne ciddun ve hazduhunne ciddun. Üç tane sabah onun ciddisi hem ciddi, onun hazli hem ciddidir. Birisi nikah. Hazırlaşıp nikah kısayım, nikahı kaladı. İri hatun bulad. İkincisi talak. Hazırlaşıp talak kısayım, talak çöyledi. Üçüncüsü itaq, azat kılıçlik. Hazırlaşıp azat kıvarsayım, azat kütü oladı. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Ve Allah Ta'ala sizlerine çürüyen nesleni esleyler. Bu ne miydi çürüyen neslesi? Kitap ve hikmetten ibaret bugün. Kitaptan maksat Kur'an'dır. Hikmet ne mi? İhtilaflar köp, ötken dersler diye ettik, ötken ayetlerinde. Lakin köpçülük ulamalar sünnet deydi. Hikmetli bazılar ahkamlar dese, kitap Kur'an'daki hikmetler, İslam'daki hikmetler, ahkamlar, hükümler, güzellikler deydi. Lakin köpçülük ulamalar hikmetli sünnet deydi. Kitap ve sünnetten buyan, sizlerge nazıl kıyan neslimizi esleyler. Yani Kur'an-ı hadiste unutken insanlar bunlar. Kur'an-ı hadiste muhalefet kılıyıp duruyorlar. Kur'an-ı hadiste unutken ki Allah-u Teala esletiyip. Esleyler. Şimdi bir soru geldi ki, Kur'an nimettir. Sünnet de nimettir. Allah-u Teala etti ki, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْدُ Nimetlerdi içi de bar bularım. Ne için bunlar da eti yaptı? Umumi nimetler dışından has kılıbeti yaptı. Tehkid için. Agahlandırıştık için. Ve nimetler dışında en kette nimet Kur'an ve hadis nimeti kendine ifade kılıçlık için. Allah'ın bütün nimetleri büyük. Hemen kette. Hemenin mesuliyeti var. Lekin en kettesi, en mesuliyetlisi Kur'an ve hadistir. Bunu mahkeme işleştik gerek. Ya'izukum bihi. Allah-u Teala sizlerini şu çürüyen neseleri bilen Kur'an ve hadis bilen vaz kıladı. Korkutadı. Agahlantiradı silahını. Allah agahlantir yaptı. Karim, mesele kimelerdi yaptı. Şundan ki nem tüzelmesiyiz Allah saklasın. Hazır İslam alamiga, Müslümanlarda başıga min hıl musibetler kele yaptı, yağmur da yağ yaptı. Bana şu ayetlerden malum böyle yaptı ne megeliye. Müslümanlarda hayatı birbirine zulümden ibaret okuyan. Eri hatın birbirine zulüm kıyan, atabala birbirine zulüm kıyan, ekevke zulüm kıyan, Braderler zulüm kıyan, mahalledekiler zulüm kıyan, medresedekiler zulüm kıyan, meçittekiler zulüm kıyan, Müslümanlarda hayatı birbirine zulüm kılıçlık, bu Allah'ın ayetlerini mesele kılıçtan ibaret okuyanlık için başlarına belalar yağmur diye yaptı. Minhil belalar kili yaptı. Paçayda gence etap çölme yaptı. Çünkü hiç Allah hediyeti ki min vaskili yaptan sizler geldi yaptı. Agahlantiri yaptan yaptı. Vattakullah. Çünkü yaptan ki hediyeti ki Allah'tan korkuyorlar. Ve Allah Teala her bir nesene bülüçülüğünü bilip koyuyorlar. Hemen nesene biledi Allah Teala. Nime diye yapsınlar, nime nöyle yapsınlar, nime üçün kılı yapsınlar. Ayalıziye kendi muamele kılı yapsın, ayalıziye kendi muamele kılı yapsın. Bübürleziye kendi muamele kılı yapsınlar. Dinge kançanı yamal kılı yapsınlar. Hemesini biledi Allah Teala. 232. ayet. Ve izâ tallaqtumun nisâ'e febelâğne celâhunne. Felâ te'adûlûhunne en yengihne zvâcehunne. اِذَا تَرَضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَنَا مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَأَطْحَرْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ve sizler ayollarınızı talak kıyanlarınızda ve ayollarınız uzlarının müddeti yani iddesine yetkende. Bu hakiki yetişliği bu. Yani iddesini bitirgende. Ularını o'zlarining erlari bilan nikohlanishlikdan man qilmaylar. Agar ular o'rtalarida ma'ruf bilan rozilashgan bo'lsalar, o'sha, ya'ni man qilmasliklaringiz sizlarning ichlaringizdan Allohga va oxirgi kunga, oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lgan kishilar uchun eng va'zli bo'ladigan, nasihatli bo'ladigan narsadir.
Mana shunday qilishlaringiz sizlar uchun azka, zakiroqdir, yaxshiroqdir, barokatliroqdir, o'suvchiroqdir va atharu va pokizaroqdir. Va Alloh biladi va sizlar bilmaysizlar. Suyutayotibdilar. Va iza tallaqtumun nisa va ayollaringizni taloq qilganlaringizda. Fabalagna ajalahunna va ayollar iddasiga yetganda in qaddat iddatuhunna va iddalari bitganda. Qarang bu yerda balag'a o'zini haqiqiy ma'nosida. Iddalari bitdi. Fala ta'duluhunna ularni man qilmanglar. Xitobun lil avliya. Bu xitob avliyolarga bo'layapti. Avliyolarga. Qaysi avliyolar? Ayolning avliyolari. Ayolning valiylari, egalari. Ayolning dadasi, akasi, ular bu ayolni erga tegishlikdan man qilmasin. Ay tamna'uhunna, ya'ni man qilmanglar min ayyankihna zawajahunna. Erlariga tegishliklaridan, erlariga nikohlanishlikdan man qilmanglar. Al-mutalliqina lahunna, ya'ni shu ayollarni taloq qilgan erlari, shularga qaytib tegishligidan man qilmanglar. Li'anna sababa nuzuliha anna ukhta Ma'qil bin Yasar tallaqaha zawjaha. Chunki endi bu yerda savol keladiki, erlari deganda nimaga siz endi faqatgina taloq qilgan eri deyapsiz? Ya'ni boshqa er bo'lishi mumkin emasmi? Yangi boshqa bir odam so'rab kelsa, shunga tegishli masalasi ham bo'lishi mumkin emasmi desiz? U ham mumkinu, lekin bu oyatning nozil bo'lishining sababi shuki, Ma'qil bin Yasar radhiyallohu anhu singlisi bor edi. Shuni boshqa bir sahobiyga bergan edi. U sahobiy taloq qildi. Eri sa'arada an yurajiha. Keyin u ayolni iddasi bitgandan keyin qaytib olmoqchi bo'ldi. Fa mana'aha Ma'qil ibn Yasar. Shunda Ma'qil bin Yasar singlisini oldingi yeriga qaytib tegishlikdan man qildi. Alloh taolo shu man qilishlikdan qaytaryapti. Kama ravahul hakim, hokim rivoyat qilgandek. Iza taradav ay al-azvaj va nisa. Erlar va xotinlar o'rtalarda rozilashgan bo'lsalar, baynahum o'rtalarda bil ma'rufi, ma'ruf bilan shar'an, shar'iy yo'llardan, shariatga muvofiq holatda rozilashgan bo'lsa. Zalika an-nahyu anil adli, shu adldan, ya'ni man qilishlikdan bo'lgan nahi yu'azu bihi. Va'zli bo'ladi, nasihatli bo'ladi. Man kana minkum yu'minu billahi val yawmil akhir, ichlaringizdan Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lgan kishilar uchun. لأنه المنتفع به چونكي ondan foydalanuvchi odam ya'ni zalikum ay tarkul adli shunday qilishlaringiz ya'ni man qilmaslaringiz azka xoyrun lakum o'zlar uchun yaxshidir va atharu lakum va o'zlar uchun pokiroqdir va lahum va ular uchun ham lima yaxsha ala zawjayn min ar-ribati bisabab al-alaqati baynahuma er xotinning o'rtasida aloqa bo'lganligi uchun shu aloqani sababidan Er xotinga nisbatan bir shubha, shak shubhalar kelib qolishligidan qo'rqib turganligini sababidan man qilmaganlaringiz yaxshidir. Vallohu ya'lamu ma fihi al-maslahatu. Ichida qaysi narsaning ichida maslahati bor? Maslahati bor bo'lgan narsani Alloh biladi. Va antum la ta'lamuna zalik. Sizlar buni bilmaysizlar. Fattabi'u awamirahu. Shuning uchun Allohning buyruqlariga ergashinglar. Yana o'tgan masalalar, yana bir-biriga yaqin bo'lgan mavzular. Allohning ahamiyatini qarang. Er-xotinning masalasiga qanchalik ahamiyat beryapti? Oilaga qanchalik ahamiyat beryapti? Takror aytayapti Alloh taolo, biz ham takror aytayapmiz. O'tgan ummatlarga ham Alloh taolo takror aytdi, baribir zoya qilishdi. Alloh taolo bildiki, bu musulmonlar ham zoya qiladi. Shuning uchun takror aytayapti. Biz zoya qilganlardan bo'lmaylik. Biz sahobalarga ergashganlardan bo'laylik. Ayollaringizni taloq qilganlaringizda va ular iddalariga yetganda, iddalarini bitirganda, idda bitti, endi eri qaytarmaydi ki unga, agar izni bo'lmasa. Fala ta'duluhunna, ayollarni man qilmanglar. Ikkita tafsir kelib chiqadi bu yerdan. Biri, oyatning zohiriga qarasangiz, ayollaringizni taloq qilganlaringizda, sizlar ularni man qilmanglar deyaptimi, eriga bo'layapti xitob. Tushundingizmi? Oyatning zohiri shuni ko'rsatyapti. Ayollaringizni taloq qilganlaringizda, izza talloqtum deyaptimi? Ayolni taloq qilgan kishini Alloh taolo fala ta'duluhunna sizlar ularni eriga tegishlikdan man qilmanglar deyapti. Oyat zohiriga qarang, diqqat qiling. Bu bir tafsir. Demak, bir inson xotinini taloq qildimi, iddasi bitgandan keyin o'ziga munosib, shariatga muvofiq holatda rozilashgan bo'lsa, shariatga muvofiq holatda uylanmoqchi bo'lsa, man qilmanglar deyapti Alloh taolo. Aralashmang deyapti. Munosib, yaxshi bir solih insonga tegib ketaversin. Nimaga aralashyapsizlar? Deyapti Alloh taolo.
İslam'dan aldın aralaşardı insanlar cahiliyette. Bir erkek hatunla talak kıldı mı? Etedi ki ben seni talak kılamam. Hiç kimse tegmeysen. Çünkü sen benim hatunumsan dedi. Benimle yaşadığım başkasına yaşadığına izin vermeyeyim ben dedi. Öldüremem seni hem erini hem dedi. Şimdi cehalet vardı. Ve bazen ikinci tafsir var ki hani Suyut eti yaptı. Avliyalarına hitap dedi ki ayolun velilerini menkıl etti Allah-u Teala. Ey ayolun velileri dedesi, ekesi o ayollar uzun erige peki başka bir erige tegişte giden menkılmıyorlar. Cahaliyette hani erkekli tarafı mesela bir kelin geldi mi ailege eğer eri ölse şu aile erkekli ailesi atardı ki siz bizi kelinimiz bu geldiğiniz için halası şey oldu. Halasık bir arada buralarımız gibi üyleyemiz sizi erize ekesi ülkesi gibi biremiz. Halasık bilmiyemiz ama başkasıya tegmeyesiz. Bizi aileden çıkmayasız diyordu. Çünkü siz bize kelin bu geldiniz. Bir umur bizde kalışta giz kereliydi. Bağrı dışı ahal yaptırmaz. Allah menkıl yaptı bundan. Neme gerileş yapsınlar diyordu. İddiası bitti mi? Hatın indi hur. Allah onun izin veriyordu ki şeriatki münasip bugün o zin tenlegen kişiye tege vurgun diyordu. Sizler kimsiler Allah izin vergenesine menkılasınlar. Ve o cahalet hazıran var Müslümanlar içinde. Bazılar şimdi kılışardı. Ve bazılar ise mensabdar. Ya ki hükümette katta adam, padişah, bay, ya ki meşhur bir alim, zalim alim, dünya parası alim. Etedi ki, min talak kıygen hatın hiç kimge tegmeydi deydi. Bizi zamanda böyle yaptırırken adli bir misalı keltiremezlerge, köptülü Müslümanlar bilmeydi şunu. Açık nese, meşhur, peki Müslümanlar şu derecede uykudaki bilmeydi şunu sen. Dubai'de, Katar'da, Kuveyt'te, Saudiye'de böyle yaptırırken neseler. Hususen Saudiye'de cüda köp. Emirler köp ki cüda. Bütün hükümet uzlarının kullarında. Hani eke ülkeler. 100 tane, 200 tane eke ülkeler var. Peki emeke oğulları. Bir aile hükümetli başkalıydı. Mesela Saudiye. Hükümetli başkalı şey yaptı. Hemesi birbiriye karnılaş bugün hanadan. Bunlar üylenedi. Türkler'den aşçı alıştık caizmez ki. Eğer onlara bir atası gözlerle başka bir kızdı resmini apkese, adresini tavuk kese. Etedi kanca pulbusu biremen, şuradan dolar çeçemen apkeylerdeydi. Eski hatınlarını talak kılardı. Şimdi kararsız ki bazı ayarlar 6 ay yaşattırıp talak kılınırdı. Bazı ayarlar 1 yıl yaşattırıp talak kılınırdı. Bazıları 5 yıl. Yani 10 yıllar yaşadığı ayarlar cüda kem bulardı. O şey emirlerdi, hanedanıda. Bu ayarlar talak kılındı mı? Bu ayar şimdi emire deyilirdi. Emire. Gelin. Emirdin muannesi. Emire buldu. Şu Saudiye'nin padişahları etedi ki emirleri sen beni hatınımı din hayatını ahire geçe içimge tegmeysen deydi. Sen başkasıya tegişliğin benim için hakaret bulardın. Beni hatınımge hani kılı başkası teger deyiz. Ülenen deyiz. Mümkünmez bu deyiz. Ben uzun senin hayatını ahire geçirirken bütün haracatini veremem deyiz. Üca satıp alıp veredi, bir kasır kı veredi. Bütün şaraitlerini kı veredi. Yani ayol melekede yaşaydı. Ama tegelmeydi. Tegdirmeydi hiç kimge. Hiç kimge nikahge çıkışı izin vermeydi. Allah şunu menkıl yaptı. Fela ta'duluhunna. Menkıleyler onlardan yaptı. Nimaga menkıl yapsan? Sen kimsen sen? Padişah bo'lgan bo'lsang, sen insonlikdan chiqib qoldingmi endi? Ya xudo bo'lib qoldingmi? Sen kimsen sen? Sen ham bir insonsan. Taloq qildingmi? Xotining tegib ketaveradi. Ha, payg'ambarimizning masalasi bordiki, payg'ambarimizning ayoliga hech kim uylanmaydi. Bu payg'ambarga xos bo'lgan masala. Chunki payg'ambarimizning ayollari butun mu'minlarning onasidir. Lekin boshqalarda bunday gap yo'q. Qanchalik katta avliyo bo'lsin, qanchalik katta olim bo'lsin, qanchalik katta podshoh bo'lsin, xotinini taloq qildimi? Başka bir ortası, onunla uylanışı mümkün. Hiç kim buna menkıl almaydı. Kimi ki bunu haramdırsa, nacayırsa kafir buladı. Ve bunun zararları nihayette köp. Hazır Allah Teala etti ki, azike aleküm. Şu menkıma gelleriz, uzlar için azike yaşırak, usuşurak, vataru pakirak diyepti. Karin Allah Teala kan da etkimizi şunu diye böyle yaptı. Şunun için biz sözsüz, tereddütsüz itaat kılışlığımız gerek. Şimdi Saudi'de ne böyle yaptı hazır? Barış soruyorlar, ya ki Saudi'deki adamlardan soruyorlar. Bu meselelerini mücahitin ne yaptı? Agah buluyorlar, gözlerinizi açıyorlar. Ayetleri yıkançalı isyan kılın ne yaptı? Göktürlük Müslümanlarımız Saudi'de hemesini feriştedeki itikad kılışladı. Ulan ne meclisi ne mekili yaptırırken şunu şeriat deydi. Din deydi. Mesela uzunuzda bir mensaptar adam, karındaşlarımızdan idi, yakın karındaşlardan. İki mensaptar meşhur adam. Ayarlardı meselesi de Allah'tan korkmuyordu. Yani zinadan tartın veriydi. Namaza mı okuydu? Ki onge ben katlı yapıldım. Ağlını geçirin nasihat kıldık. Avadı, kibir kıldı ki benim katlı yapıldım. Ayrıca tartışmam kaldık. Der o ayetti ki,
sizler adashgansizlar, falonsizlar, pistonsizlar. Sizler ham yo'lni buzyapsizlar, fasod qilyapsizlar. Din o'zi keng. Biz tortishdik. Men uni mahkam ushlagandan keyin aytadiki, men umraga borganimda dedi. Madinada ba'zi olimlar bilan o'tirdik. Madinadagi kishilar bilan o'tirdik. Katta-katta boylari bilan yoki ba'zi olimlari bilan. Bir-ikki yurgandan keyin yaqin bo'lib qoldi. Endi bu ham mansabdor katta odam bo'lganligi uchun ular ham hurmat qilishyapti buni. Boshiga ko'tarib yurishibdi. Yaqinlashib qolgandan keyin so'radim ulardan dedi. Bu zamonda ayollar ko'p, hammamiz ham erkakmiz. Sizlar masalan o'zlaringiz ayollardan tashqari boshqa ayollarga muhtoj bo'lmaysizlarmi? Shunda ehtiyoj yo'qmi? To'g'risini aytinglar. Sizlar Madinadagi odamlar shuni bo'ladi ehtiyojimiz. Nima qilasizlar shunda desa, Yevropaga ketamiz deyish. Shuni menga dalil qilyapti. Qara, Madinada yashagan o'sha farishtadagi insonlar ham Yevropaga borishar ekan-ku deydi. Yiliga kamida bir marta borib kelishar ekan deydi. To'g'ri, borishadi, aniq bu narsa. Ya'ni dalillardan sobit bu narsa, butun dunyo biladi buni. Biz avomlarimizning ko'ziga farishtada ko'ringan odamlar shunday rasvolarni qilyaptiki, hayron qolasiz. Aytayotgan musibatlar bekadan bekaga kelgani yo'q. Bu sobit bo'lgan masalalar bular. Ba'zi islomiy jamoatlar nimaga kuyib pishyapti? Nihoyatda rasvoliklar bo'lyapti. O'sha Saudiya bo'lsin yoki Dubay bo'lsin, boshqalar bo'lsin, kufr davlatlariga borib qilmagan rasvoligi yo'q. Hamma rasvolikni qilyapti. Kichkina bir safariga, masalan 10 kunlik safar qilsa 100 ming dollar kamida ketadi. 100 ming dollar kamida. Bo'lmasam 500 ming dollarlar pullari sarflab kelishadi. Fohishalarning ustidan shunday dollarlarni chatishyapti. Fohishalarning ustidan. Araqni butun turlarini ichishadi. Raqslarni butun turlarini qilishadi. Butun rasvolikni qilishadi. Shuni dalil qilyapti. Ana ular ham qilishar ekan deydi. Biz nima dedik keyin? Biz aytdiki, ular ham badbaxt. Ana senlar adashgansan senlar. Madinadagilar qanday qilib badbaxt bo'ladi ular deydi. Rasulullohning shahrida yashasa, Saudiyadan bo'lsa ular. Yo, bizi dalilimiz ular emas. Bizi dalilimiz alhamdulillah Qur'on va hadis. Biz insonlarga ergashmaymiz. Biz Qur'on va hadisga ergashamiz. Mana endi o'sha Saudiyaga o'xshagan yerdagi amirlar, albatta hammasi emas, ammo ko'pchiligi. Hammasi demaymiz. Hammasi desiz tuhmat bo'ladi-ku. Ko'pchiligi shunday. Erkaklari shuncha buzilganmi? Bir amirni kamida 100 tacha xotini bor. Taloq qilingan. U yosh qizlar ular. 6 oy yashabdi, 1 yil yashabdi xolos. Endi nima bo'lyapti? Alloh aytgan yomonliklar bo'lyapti. Inson ko'yam va johil, ilmi yo'q. Yotadi uyida faqatgina. TV'ni ko'radi, paravalistik antenna, yomon kinolarni, filmlarni ko'rgan va o'sha ayollar bozorlarga borishib, mardikonlar bor, mardikon bozorlari bor. Borishib o'ziga yoqadigan odamlarni tanlaydi, erkaklarni. Xizmatkor oti bilan olib keladi, xizmatkorim deydi-yu, zino qilishadi keyin. U amirlar o'zini xotinini, ya'ni bir zamonlar xotini bo'lgan ayolni shariatga muvofiq birortasiga tegishiga izn bermaydi, ammo zino qilyapti. Zinosini ham eshitadi ham, qulog'iga keladi. Lekin uni ustida ushamasa agar, ushab olmasa, bu narsa qila olmaydi. Qarang, bu rasvoliklarni qarang. Bo'lyapti shu rasvoliklar. Va bo'ladi ham. Bu aniq narsa. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Sala ta'duluhunna." Ularni man qilmanglar deyapti. Ayollarni man qilmanglar deyapti. Iddasi bittimi? Man qilmanglar. Ular erlariga tegishliklaridan. Agar o'rtalarida ma'ruf bilan rozilashgan bo'lsa, islomga muvofiq holatda tegmoqchimi? Man qilmanglar deyapti. Qarang. Demak, ikkita tafsir bo'ldi. Biri er o'zini xotinini man qilmasin. Ikkinchisi xotinni valisi, dadasi yoki akasi xotin o'zini eriga qaytishligidan man qilishlik. Ikkalasini ham qilmasin deyapti Alloh taolo. Azvajahunna o'zini eri yoki boshqa tegmoqchi bo'lgan yangi bir erkak bo'lishi ikkalasini ham ehtimoli bor. Hammasidan man qildi Alloh taolo. Ayol kishi iddasi bitgandan keyin xolagan odamga tega oladi. Ma'qil bin Yasarning rivoyati bilan tanishaylik. Buxoriy, Abu Davud, Termiziy va boshqa muhaddislarning rivoyat qilgan sahih hadisda Ma'qil bin Yasar sahobalardan bittasiga singlisini berdi. Keyin taloq qildi va iddasi bitgungacha qaytmadi. Hatto inqodat al-idda, iddasi bitgandan keyin fa hawiyaha va hawiyatuhu. Idda bitgandan keyin bu er yani xotiniga moyil bo'ldi. Xotin ham eriga moyil bo'ldi. Fa khatabaha ma'al xuttob va Ma'qilning singlisiga keyin sovchi jo'natdi boshqatdan. Fa qala lahu ya laka. Ma'qil obro'li odam edi, g'azabi keldi, aytdiki, ey ahmoq dedi. Laka degan ahmoq degani. Ey ahmoq. Akramtuka biha va zawwajtukaha va fatallaqtaha.
Men singlimni senga berishligimdan ikrom qildim. Singlimni senga xotin qilib berdim. Hurmat qildim seni. Sen bu seni uyalmasdan taloq qilding dedi. Vallohi la tarji'u ilayka abadan. Allohga qasam ichamanki, singlim senga abadan qaytmaydi dedi. Abadan uylanolmaysan dedi. Singlisiga ham aytdiki, agar sen o'sha oldingi eringa qaytadigan bo'lsang, seni betingga qarashim harom bo'lsin dedi. Qaytib betingga qaramayman dedi. Nihoyatda qattiqlik qildi. Fa'alima Allohu hajatahu ilayha va hajataha ilayhi. Alloh taolo bu erning xotiniga bo'lgan hojatini, muhabbatini va taloqdan bo'lgan afsus nadomatini bildi. Va ayolni ham eriga bo'lgan muhabbatini, afsus nadomatini bildi. Fa anzalallohu ta'ala va shu oyatlarni nozil qildi. Man qimiradigan oyat nozil qildi. Fala masamiyaha ma'qil, endi ma'qil alay qasam ichib man qilgan sahobaga bu oyat keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetkizdilar. Nima dedi sahoba? Qala sam'an li robbi va ta'atan. Robbimga quloq solaman dedi va itoat qilaman dedi. Biz dedi Robbimizga quloq solishdan boshqa choramiz yo'q dedi. İtaat kılıçtan başka çağrımız yoktu dedi. Sümme da'ahu kiyari kiyovunu, eski kiyovunu çakırdı. Ve kâle uzavicuk ve ukrimuk. Ayet ki, men senge sinimi diremen ve ikram kılaman seni dedi. Faza vacaha iyyahu ve sinisini kaytarım derdi. Kasam hiç oldu ki, kasamıya keffaran derdi. Kalin sahabelerinde itaatını kalin. Kur'an'a şeriat gibi uyan. Allah-u Teala bizden şimdi bir itaat talep kılıyor. Biz Müslümanlar bunu demez ki o. Hala haram bu, üçüncelik fasadki alıp baradı. Dilsiz barıdır, yok. Erleşme beni şimdi geldiydi. Mesele kılıçı yaptı Allah'ın hükümlerini. Uzun yaşı bilemem deydi. Peki Allah'a diyordu. Wallahu ya'lamu entum la ta'lamun. Sizler bilmesinler. Allah biler diyor. Zalike yu'azu bihi. Şu, yani menkımaslilariz. Ayarlar iddiası bitkenden ki, münasip bir erge tegişle giden menkımaslilariz. Sizler diçilerizden kimi ki Allah'ke ve ahiret günü iman keltiradigan bo'lsa, o şeyler için en vazli nasihatlisi şudur diyordu. Kalın, menkılış kımasıydı Allah-u Teala imanına bağlayıptı. İmanın var mı? Menkıma diyordu. Eğer imanın bu mesela münafıksan, fasıksan ya ki kafirsen onda menkıl diyordu. İmanına bağlayıptı bunu. Bunu hayatta mühim mesele bu genlik için Allah-u Teala cüda katta yapırdı. Yani hazır ki mesleğe zikir kıyan fesatlar, minlerce fesatlarının bittesiydi, bittesi. Nihayette ki bunu değil fesatlar. Her yerde böyle yaptı bu. Yedim-i Saudi'den misal girdirdim. Güzel köp aşkara bu yani için. Zalikum azke. Şimdi kılıçlarız yani menkımestan uzlan ihtiyarlarına koyup münasip bugün kişilerine üzerçileriz. Azke lakum. Sizler için yaşıdır diye. Yaşmaz mı şu? Abruli halette. Hiç kendi hiç kendine bir fasad kemestan. Hiç kendine bir fitne kemestan. Şermendeçilik kemestan. Rezillik bulmestan. Ortaya zina diyen bedbahliler kemestan. Peki bana bazı ayollar, bazı kızlar kaçıp git yaptı. Yani, az bizim zamanımızda köp böyle yaptırırken nasıl? Köp yine adamlar kızını vermeyordu. Demek ki katta mahir soruyordu. Ya ki dindarlara veremem dedi. Dindarlar kese kembağalıyken, üyü yokken, cayı yokken, pul yokken dedi. Puldarlar kiledi karasa ki arak içerken vermiyordu. Yine bir de bay kiledi karasa karadar içerken ungeyen vermiyordu. Yine bir de bay kiledi karasa zınakarken ungeyen vermiyordu. Bu halde ki şimdi bir dindar bulsun ki hem bay bulsun. Hem boy bulsun, hem dindar bulsun, hem anasası bulsun. Şundan kararsız ki kızı yaşı ötüp getiyordu. Yaşı yerlerden keliyordu adam vermiyordu. Kaçıp getiyordu kızlar. Köp buluyordu. İslam alemde künüge minlerce buluyordu bunlarsa. Hani minlerce. Ücudeket de musibet bu. Kaçıp getiyordu kızlar. Ve bazen hani yaşı aileye vermiyordu. Ayarlar diyem köpçülüge cahil bu genlik için hiç namunası bugün adamlardan ket var yaptı. Ortada fesat kıladığı ayarlarım var. Fakat yine şu işler şugulandığı ayarlar var. Adamlar ya bildirmeydi. Erkeklerden tanış, o erkeklerle kıstakladı. Üylerge bağırıp ya ki tuylerge, marasımlarda. Marasımlardan ki istifade kılışladılar. Tuylerge kızlar bağırdı, ya ki marasımlar var. Şimdi ayarlar toplanan vakti, haliye fitneçi, bedve hayaller. Kızlar da telefonlarını alıp, hatta da bir yigit var, bir kişi var, nuhayatta, bayi falan, müstahandı, mahdedi de. Haliye kız da telefonunu aladı, ortada tanıştırdı olardı. Haliye hayali kızlar da günahke cesaretlendirdi onlar. Avaradı, tanıştırdı. Elbette erkek tarafından pul alışardı. Şunlar her vasıta kayıttan ki çıkıyordu bu rasvalikler. Menkılıçlıktan ki çıkıyordu. Ayarlar da münasip kişiye vermeyenlik için ki çıkıyordu. Bu mesela her kim münasip adam geldi, keçiktirmedi, kızını uzattı.
ya ki singlisi, ya ki başka bir ayol evden çıkkanıdı, darı uzatıp aldı. Bu gel bu miydi ki? Bitti bu nasılar. Bu bizi diyorlarda, teşkarilerde şimdi hemen nasıl açık bu yanı için, tuylar, hayran kalasın. Biz Pakistan'da okuyapız, Pakistan'a bir günü bir mühendiste, Pakistanlılar, Afganistanlılar, Saudiyelikler, biz erlaşı oturup biz. Tacikistan falan Pakistan. Gel eğlenip tuydan çıkıp kaldı. Biz ettik yine müzika haram, müzikale tuy kılıçlık caizmez falan Pakistan. Biz rahat kılıyız. Kısır ki yani Pakistanlık, Afganistanlık, Saudiyelik adamlar dedi ki, ha hakikaten hususen silahdı taraflardaki tuy inhat diyor bana kendini. Ha yaman da silah hakikaten bildiririz. Eştiraz mısın? Yok gördük deydi. Kalın. Bizi diyarlarda toylar videoya alını yaptıken onu erihatın kelin ki o bizge istenlik busundur alı yaptı bunu. Lakin Saudi'ye geçip alı yaptı. Afganistan, Pakistan'a geçip alı yaptı. Bunlar oturup alışıp tamaşa kılıçı yaptı ki. Özbekistan'da ayarlarını, Tacikistan'da ayarlarını ayarlar. Ya ki erkek ayarlar. Yani bizde yani iki kıl toy buladı. Biri araleş. Erkek ayar oynuyordu. Yani. O benim alalımdı. Yine bitti toy var. Dindar mendigen adamlar. Dindarla deyip ayollarda Allah'a da cahaya koyuşken, ortalarda da kıskıladı. Hatta şular videoya alınıp takatılıyken. Yani. Adamlar uzları ise ayollarını fakat işençli adamlar da üyüge cönetişedi. Söyledi ki erkek ayol ayrılaşmaz mı? Eğer ayollar Allah'a da bulsa uzların ortasında da kıskılışı, dehç alıştığı gibi, musika buluşu caiz. Eğer uzları ki Allah'a da cahaya bulsa biz izin veririz. Deyişendi. Ama o şekilde videoya alınıyor. Yani. Bunun erkeği miydi? Şu ayollar içi de var şimdi fasıka. Bendek ayollar var. Videoyu aladı, takatıyla yaptı. Bütün dünya tamaşa kılı yaptı. Yani aynı meseleler Arabistan'da yan var. Hayran kalas. Yani biz köp barıp gergenliğimiz için güzel yakışı bilen misalatlardı. Adamlar soruyordu, başka geplerde hayran kalas. Ve fasık yiğitler hemen kızını, ayolunu, hemesini tanıydı. Hüttü oturgenlik, gepleşgenlik, kattın mı desen? Bir mahkemle uşa gendirdenken dedi ki, Oca Saudi'deki tuylarda ayollarga xos tuylar, ayollarga alohida joy bor. Videoga olinar ekan. Telefonda yashirib kirgizar. Masalan, to'yxonalarda eshigini oldida ayollar turib tekshiradi. Kamera kirgizmasin, kameralar telefon bo'lmasin deydi-yu, lekin yashirib kiradi, videoga chekadi, tortadi uni. Videoga olib, keyin tashqariga chiqib beradi odamlarga. Tarqatadi. Siz shunchalik hijobga e'tibor berganingiz hammasi ketdi mana. Alloh saqlasin. Bizi diyordan Saudi'ye hijrat qilgan ba'zi ayollar Saudiya'daki tuylarına bağırıp, yani iki dakikada kayıp çıkan eken. Kayıp çıkıp yığılıp, bunlar kafirler ki bunlar. Tuyhanaya kirgende hemen hicab, kapkara hicabla kiri yaptı. Ayarlar bölümü yutkendeki, hicab yeşilgendeki karasız, Fransız ayarlıdan, İngiliz ayarlıdan hiç kendi farkı yok. Hiç kendi farkı yok. Ondan battar bu sebep buladı ki, hiç kendi farkı yok. Nihayette yaman halat. Bunlar kafir ki bunlar, biz hicab kilodik bir yörüge, bu halat tıkara. Yani böyle yaptı şunlar sanır. Videoya geldiğinde hicabli halat da mıydı? İşte yarım yalangaç halat da vardı. Fransız ayarları, İngiliz ayarları, Yahud ayarlar, Ruslar, Amerika'yla kan diye bize şunu diye halatta. Yani müzika koyduğundan raks klişe yaptılar. Hemen alını yaptı. Fakat yine alıp takatını ne yaptı? Ali fasık ayarlar, Ali fasık kişiler gibi varır, videonu koyup verip de bu falancının kızı, bu falancının hatını tanıştırın. Bu falancının kelini deydi. Bana şu şunları hemen tanıştırın. Tenle deydi. Ali fasık baylar tenleydi, şu deydi. Qancha pul so'rasa beraman deydi. U eri bormi, eri yo'qmi, qizi yo'q, qizig'i yo'q uni. Osha raqs qilayotgan to'yda ichidagi ayollarni tanladimi, shunisi dedimi, Ali Fosqa xotin unga borib, "Sen eringga itoat qilib yurasanmi? Senga qasr olib beradi, senga Mercedes olib beradi, senga faloncha pul olib beradi" deydi. Qarabsiz, endi yosh qiz bo'lsa-ki, uni aldash oson uni. Shular hammasi qaytdan kelib chiqyapti, mana shu oyatlariga amal qilmaslikdan kelib chiqyapti. Juda achchiq narsalar bular. Og'ir narsalar, lekin bo'lyapti bular. Dünyanın her tarafında her hırsı surette buluyordu. Yani Saudi'de ki bu nasıllar buluyordu yalnızca başkalarda koyun yani başka yerlerde. Çünkü Allah hatiyatı ki zâlikum azkâ lakum. Nankımaslarız uzlar için zeki rahtur. Yahşı rahtur diyordu. Berakatli rahtur. Ve üsüçü rahtur. Derecesi belent rahtur diyordu. İzzettur diyordu. Zeki diyanı rüvajlengen diyanı. Rüvajlengen izzetli halet meneşidur diyordu. Ve atahru ve paki rahtur. Agar manqsiz, hozirgi sharmandachiliklar, rasvoliklar, nopokliklar, zino, g'aladi zino, zulm, qatl, beg'ayratlik, dayuslik ketdi mana. Sana bitirolmaysiz bularni. Baraka albatta yo'qoladi. Baraka yo'q, xayr yo'q, musibat, balo, falokat va kasofat bo'ladi. Rasvo chiqib ketyapti. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, "Vallohu ya'lam
Allah biladi. Ve antum la ta'lamun ve sizler bilmeysiler. Sizler gapni ko'paytirmanglar. Bahona qilmanglar. E'tiroz qilmanglar. Bosh tortmanglar. Itoat qilinglar. Qur'on va hadis hukmlariga itoat qilinglar. Bo'lmasam xor bo'lasizlar, sharmanda bo'lasizlar. Dunyoda ham sharmanda xor bo'lasizlar, oxiratda ham. Ming afsuslar bo'lsinki, ko'pchilik musulmonlar dunyo va oxirat sharmandaligi, xorligiga tushib qoldi mana. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni butun munkarlar, butun gunohlardan saqlab, sahobalarni yo'liga hidoyat qilsin. Munkarlar butun gunohlardan saqlab, sahobalarni yo'liga hidoyat qilsin. Munkarlar butun gunohlardan saqlab, sahobalarni yo'liga hidoyat qilsin. Munkarlar butun gunohlardan